Şimdi muhakkak ki Sayın Kılıçdaroğlu. Özür dilerim Erfin. Ben Aykut'a bir video attım. Bunun cevabını bize cumartesi günü, pazar günü özür dilerim, İzmir mitinginde Tuncay Özkan verdi. Yayında ben verdi. İzledim onu, evet. Evet, dolayısıyla Aykut'a gönderdim videoyu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neyi kastettiğini, hangi hazırlıkların olduğunu orada detaylıca anlatıyor. İstersen Elfi bittikten sonra videoya da girelim, daha anlaşılır olsun. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu son kez uyarıyorum deyip bir tweet daha attığına göre... O tweet'i daha henüz atmadan biz onu, yani pis işler, yaptığınız pis işleri biliyorum diye bir tweet atmıştı. Hı hı. O tweet'i biz Tuncay Özkan'a sorduk, neyi kastediyor diye. Gerçekten detaylıca anlattı ve ben şok oldum, bilmiyordum. Yayında içeriğine girdi. Bu akşam, dün akşam da işte isimler verince, iletişim başkanında çalışan görevlilerin isimlerini verip, işte dark web, yani internetin karanlık dünyasıyla ilişkilerinden bahsedince, o açıklamayla bu tweet'in örtüştüğünü rahatla görebiliyoruz. Dark web var, yabancı istihbarat var, evet. Cambridge Analytic var, oradaki Amerika'daki seçimler var, olaylar var, böyle geniş bir yelpazede. Evet. Bir mesaj. Türkiye'de ne olacağını anlatıyor aslında Tuncay Özkan. Diyor ki bazı seslerle, bazı görüntüler üst üste getirilerek Kılıçdaroğlu'na ya da başka CHP'lilere ya da muhaliflere söylemediği sözleri söylüyormuş gibi ya da içinde olmadığı görüntülerin içindeymiş gibi bir hazırlık halindeler. Kastettiği buydu. Kılıçdaroğlu'nun eline bununla ilgili kimin hangi görevleri yerine getireceğini ya da kimin nasıl bir hazırlık içinde olduğuna dair bir yazılı döküman gelmiş ve bu dökümanda isimler de varmış. Açıkça şöyle de bir eleştiri var. Dünden itibaren tartışılıyor. Tartışma sabaha da yansımış. Siz de görmüşsünüzdür. İşte isim veriyorsunuz, iddia ortaya atıyorsunuz, dedikodu siyaseti yapıyorsunuz şeklinde. Biz seçimlerin şeffaf, adil olması için, bu toplum için çalışıyoruz şeklinde. Kim diyor onu? Fahrettin Altun. Fahrettin Altun'un tweet'i de var. Bir de işte arkasından yazan gazeteciler. Olabilir. Fahrettin Altun tabii kendisini savunacak bu şekilde. Buna itirazım yok. Yani ama isim verilmesi de eleştirilmiş falan. Yani eleştirileri de söylüyorum verdi. Da. Soy isimlerini vermedi. Ön isimlerini verdi. Ama sonuç olarak orada bu isimleri iletişim başkanlığında çalıştığını zaten başka insanlar bilgi olarak aktardı. Evet. Ön isimlerini verdi. Soy isimlerini vermedi. Verdi vermedi tartışması başka bir şey. Kılıçdaroğlu bununla neyi kastediyor? Benim merak ettiğim o. O herkes onu merak ediyor. CHP arasındaki bir tartışma. Tuncay Özkan'ın anlattığına göre iletişim teknolojisiyle kişiler, burada belki Kılıçdaroğlu, belki diğer altı liderden biri ya da muhalif belli profiller, muhalif profillere söylemediği sözleri söylüyormuş gibi itham edecek bir hazırlığın olduğunu söylediler. İşte belli görüntü ve ses oyunlarıyla muhalife dönük bir hazırlığın olduğunu anlattılar. Ve bu hazırlığa dair nelerin yapılacağını, kimlerin bu hazırlıkta görev aldığını içeren belgelerin Kılıçdaroğlu'nun elinin altında olduğunu, isim isim yazdığını ve bunun açıklanacağını anlattı. O videoda Tuncay Özkan detaylı bilgi veriyordu. Eğer tamam, hazırlanınca arkadaşlarım beni uyarsınlar, girelim olur mu? Attım. En azından. Evet. Ne dersiniz bu tartışmalara? Ben hani karşı tarafın cevabını, bu açıklamanın muhataplarının cevabını ve diğer bu tartışmaya giren isimlerin eleştirilerini de söyleyerek soruyu yöneltmiş olayım size. Şimdi tabii bizim elimizde böyle bir bilgi yok ama ben o canlı yayını izledim. Orada evet Tuncay Bey de gazeteci bir yandan, sayıkıyla da bence biraz daha kapsamlı bir bilgi verdi o konuyla ilgili. Tabii öyle bir videolar mı çıkacak, ne olacak bilmiyoruz. Ama bu videoların amacı Cambridge vakasından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle 5,5-6 milyon yeni genç seçmen oy verecek. Ve bu oy verecek genç seçmenin oyunun daha yani işte farklı adaylara gidebilir noktasında, hani tam olarak kararsız demeyelim ama en azından Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında bir noktada olmadığı varsayılıyor bütün araştırmalarda. Bu yeni oy verecek 5,5-6 milyon genç seçmeni daha evvel bu çalışmalar yapıldı. Kimi yerlerde propaganda üzerinden. Belki sandığa gitmemeye, belki mevcut iki, yani sistem
sistemin iki adayı yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan arasında bir yerde karar vermemeye yönlendirecek bir şey olabilir. Bu benim tahminim. Nereden yola çıkarak tahminim? Dünyada benzerlerinin neyi ya şimdi oradaki varsayım yani oradaki şey Tuncay Bey'in söylediği neyin olacağı? Peki bundan Murat ne? Yani bu kes yapıştırdan Murat ne? Ben de Murat'ı böyle yorumluyorum. Başka buradaki bir adayı yani vermek. Gençlerin bu dünyada da genelde gençler üzerinde yani etkili ilk oluyor. Oy verecek gençlerin ya apolitik davranması üzerine bir şey olabilir, siyasi manipülasyon olabilir. Ya da daha böyle merkezi sistem içerisinde görülen iki adayın dışında. Tabii orada esas hedef Kılıçdaroğlu dışında bir adaya yönelmesi noktası olabilir. Çünkü beklenen seçim yaklaştıkça Sayın Kılıçdaroğlu özelinde daha fazla konsolidasyonu sağlanması. Yani ilk turda bitmesine yönelik bir konsolidasyonu sağlanması. Bunu engellemek. Onu kırmak için ama ne yapacaklar onu ben tabii bilmiyorum. Mesela hani bir bu takım afişler videolar olmuştu. Mı? O afişler bu anlatılanın yanında çok daha küçük kalıyor. Şey yani çala kalem yapılmış işte. Yok yani, bu daha kitlesel bir movement yani bir hareketi tetikleyecek bir şey eğer ki böyle bir şeyse yani Cambridge denildi diye söylüyorum. Yoksa bilmiyorum belki de öyle olur olmaz o ayrı mesele. Ama bu biraz i̇ddia, daha... yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun son uyarımları dediği iddia Cambridge'le... Öbürü matbaaya bir grup AK Partili gencin siparişi... Tamam öyle bir şey vermiş, mi derken hani... Çala kalem yani karakter değil daha basit hazırlanmış bir metin. Zaten hemen yakalandılar. Evet. Ama bu dedikleri çok ciddi bir iş. Yani eğer doğruysa eğer öyleyse İletişim Başkanlığı'nda üst düzey yetkililer... işte ama bir suçlamada kişisel verileri kullanarak kişiye özel reklam yapmak, kişiye özel siyaset gütmek ya da zaten ama burada amaç Kılıçdaroğlu'nu kaybettirmek. Evet, kişiye özel reklamlar uyuşuyor. Yani Kılıçdaroğlu'na yani onu uyguladıkları İletişim Başkanlığı üst düzey yetkilileriyle işte bu herhalde yurt dışındaki bu internet teknolojilerine hakim gruplar arasında yapılan bir anlaşma sonucu Türkiye'de siyasi manipülasyon için sesli ve görsel bir hazırlığın olduğunu söyleniyor. Yani bu öyle mahalle arası matbaasındaki afiş gibi değil. Bu ciddi bir prodüksiyon olmalı. İzleyeceğiz de hazır olana kadar ne anlattı Tuncay Özkan bir daha hatırlatır mısınız? Şöyle yani biz işte çok pis işlerinizi biliyorum. 10 güne son 10 günde neler olacağını tahmin ediyorum. Minvalinde tweetleri vardı. Biz de tamam İzmir'de... hazırmış dinleyelim. Siz tabii. Üstüne konuşun. Bakalım İzmir mitingi sırasında Tuncay Özkan Sözcü Televizyonu'na konuk olduğunda ne anlattı bu iddialara ilişkin? İşte yapacağınız pis işleri biliyorum. Son 10 günde yapacağız. Evet, son 10 günde yapacağız. Neyi kastediyor yani? Kara propagandayı kastediyor. Bazı ekipler getirilmiş yurt dışından. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar ve böyle iğrenç, saçma sapan. Bir broşür bastılar Esenyurt'ta. Onun devamı. Yani Esenyurt'ta basılan broşürün devamını sağlayacak. Görüntüler ve ses kayıtları. Bunlarla ilgili olarak genel başkanın da çok güçlü isim bir şey var. Belge var. O nedenle o çok güçlü. Elinde bir belge var yani. Evet var. Peki şunu da sormak istiyorum. Bunu açıklamayı düşünüyor mu böyle bir belgeyi? Evet evet. Yani kendisine gelinmiş, anlatılmış, kamuda çalışan kişiler tarafından anlatılmış, isimler verilmiş. Onların üzerinde Sayın Genel Başkan yetkili çalışmaları yaptı. Çok önemli. Evet çok önemli. O yüzden söylüyor zaten. Sayın Genel Başkan biliyorsun elinde bir şey olmadan konuşan bir insan. Tuncay Özkan İzmir mitinginde Sözcü Televizyonu'na konuk olduğunda yani böyle bu broşürlerin daha devamı, daha kapsamlı yani hali, daha bu geliştirilmiş başka bir prodüksiyon diyor. Diyor ki yani bir grup kamu görevlisi geldi, Kılıçdaroğlu'na bunu bildirdi ve bu aslında basılı kamu bir doküman olarak, diyor. Kamu görevlisi diyor, basılı doküman olarak teslim edildi ve o dokümanlarda kimin ne olduğu, kimlerin orada bu hazırlık içinde yer aldığı isim bildiğimiz. Peki niye bir şey yapılmıyor bu iddialar hani sosyal medyada son uyarımdır demek yerine başka bir şey yapılamaz mı? Biliyoruz bu adımdan sonra ne yapılacağını. Ne yapılır? Henüz ortaya bir üründe çıkmadı ki. Yani evet. Henüz ortada Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği şekliyle bir prodüksiyon ortaya çıkmadı. O buna ön almak istiyor. Ama ön almak gerekiyor zaten de böyle bir durum varsa. Hani, ama ne yapabilir ki yani? İşte ne yapılabilir? Bilmiyorum ki ne yapılabilir. Çünkü ortada bir şey yok. Yani bazı isimli bir grup kamu görevlisi. Normalde iddialar araştırılır. Bir grup kamu görevlisi
Hayır ama bu suç duyurusuna dönüşmeyebilir. Yani şimdi bir grup kamu görevlisi suç duyurusunda bulunmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu enforme ediyor. Ya böyle bir hazırlık var. Bunlar şu yabancı, anladım, yurt dışındaki internet teknolojisine hakim grupla temas halindeler. Size yönelik bir kampanya yapacaklar. Henüz yapmadılar, yapacaklar. Peki ne olacak o? O da Tuncay Özkan'ın anlattığına göre belli görüntüleri belli seslerle üste getirerek ya da belli siyasetçileri demediği sözleri söyleterek belli klipler üretip bunu çoğaltacaklar. Belki Elif'in dediği gibi işte ilk kez oy verecek kitleye ya da kararsızlara etki edebilmek için bunu yapacaklar. Anladım. İhtimaldir ki işte Altılı Masa ya da Kılıçdaroğlu'nu terörle ilişkilendiren o mitinglerde yaptığı konuşmaların bir üst level'ında ürünler ya da manipülasyonlar yapacaklar. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun belli ki bir şeyi var, bir beklentisi var, bir şey yapılacağına dair. Bence de daha somut, ete kemiğe bürünen açıklamalara ihtiyaç var. Var. Evet. Kimdir bu mesela? Çağatay deyince ben de anlıyorum o iletişim başkanlığındaki Çağatay Bey'i ama kimdir ve ne yapacaklar? Nasıl bir hazırlık içerisindeler? Buna dair daha somut hamlelere tabii ihtiyaç var ama gördüğümüz kadarıyla CHP'deki beklenti şu, seçime doğru kum saati çevrilmiş, seçime doğru her kalan gün, her kalan saatte iktidardan kaynaklı bir görsel, sesli bir video manipülasyonu ya da internet manipülasyonu gelebilir.